kendiyle kalmayı seven insan için böyle bir hayat çok uygun. Çünkü şehir seni sürekli dürtüyor. Şehirden yeteri kadar uzak da değil. Yani tehlike 40 dakika ötede bana göre. Serdar şehri tehlike olarak. Ben şehir eşittir. Şehir eşittir tehlike benim. Kardeşim 3. gün bu hayvan bize saldırmaya başladı. Evden çıkamadık ya biz. Nasıl? Tavus kuşu burada bizi kardeşim taciz etti. Baya kaçtık ya bu hayvandan. Bana sorarsan endüstri öncesi hayat, endüstri sonrası hayattan daha insanca. Pek çok açıdan daha kaliteliydi diyebilirim. Herkese merhabalar. Doğuş Otomotiv ile birlikte yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz Doğaya Kanat Açtık projesi birçok alanda hem doğaya ve kuşlara farkındalık açısından hem de sizlere çeşitli konularda dikkat çekme açısından birçok projeyle karşınıza çıkmıştık. Bu sefer yepyeni bir seriye başlıyoruz aslında. Havadan, sudan, kuştan formatımızın adı. Programımıza aldığımız konuklarımızla birlikte havadan, sudan ve hakikaten adının geçtiği gibi kuşlardan ve onlardan yola çıkarak diğer yaban hayatından, canlılardan bahsedeceğiz aslında. Bu programda da çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Çok değerli iki konuğum var. Sevgili Nil Kara İbrahim Gil ve Serdar Erener çiftinin bahçelerindeyiz. Harika bir yerdeyiz. Hoş geldiniz diyorum ama ben de hoş geldim aslında. Evet. Teşekkür sen, ederim. Asıl sen hoş geldin. Çok evet. Teşekkür ederiz. Gerçekten hem bu bahçenize beni ortak ettiniz. Bu ortamı bana bize yaşattınız ve konuklarımıza yaşatacaksınız. Çok sağ olun. Şimdi şöyle, programın genel içeriği dediğimiz gibi havadan sudan kuşlandık. Aslında bir sohbetimiz olacak bizim karşılıklı ve ben bu konuda bu aileden çok güzel hikayeler çıkacağına, çok örnek hikayeler çıkacağına inanıyorum. İlk sorum şu olacak aslında. Şimdi doğa bizde Türkçe'de çok geniş bir kavram. Diğer dillerde belki bu kadar geniş bir anlam olmayabilir ama bizde gökyüzünden dağlara, ormandan denize, göle, akarsuya, toprak altında her yerde her yerin ana başlığına doğa diyebiliriz burada. Ve bu insanlarda birçok farklı çağrışımda bulunabiliyor. Yani doğa deyince kimisinin aklına yemyeşil bir orman geliyor. Ama kimisi de dere kenarından bahsediyor. Tarımsal bir yerde yaşayan bir kişi için doğa sabah kalktığında o sisle beraber o kırsalın ayazında o havayı solumak doğa. Siz de bundan ne anlam ifade ediyor? Doğa deyince sizin aklınıza ilk ne geliyor diye soralım. Sevgili Nile. Vallahi çok teşekkür ederim bu arada. İyi ki geldin, hoş geldin. Senin de bizim kalbimizde yerin ayrı. Çok teşekkürler. Çok mutluyuz bugün seni ağırlamaktan. Doğa deyince benim aklıma orman geliyor. Çünkü şimdi biz pandemiden önce buraya taşınarak kendimizi ormanın yanında bir hayata aslında kavuşturduk diyeyim. Ve şunu gördüm ki ben Ankara'da büyümüştüm ve apartman çocuğu sokaklarda büyüdük. Bu ormanın varlığı, ormanın da Uzunya'daki denize gidiyor olması, o yürüyüş, yani burası benim için böyle bir iyileşme yeri oldu aslında. Tam doğru zamanda buraya gelmişiz. O dönem bunun kıymetini daha da anladım. Hepimiz her yere kapandığımızda doğaya her gün her sabah koşa koşa çıkıp ağaçların o fitonsil miydi, bir tane bir şey salgılıyorlar kendi bağışıklık sistemleri için. Onu böyle içine soluyarak o yeşilliğe kendini bırakmak, karı oldu, çamuru oldu, yağmuru oldu ama bende çok böyle bir özgürlük hissi uyandırdı ve çok da şanslı addettim kendimi o dönemi böyle geçirdiğim için. O yüzden benim aklıma orman geliyor aslında. Hayvanlarıyla, mantarlarıyla, sesleriyle, sessizliğiyle orman. Evet. Beni çok büyüledi. Çok güzel. Ormanın sessizliği de ayrı güzel ama bir de cümbüşü sesleri var, de ses, konuları. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, onlar da çok güzel. Peki. Alper, ben valla doğa kelimesinin benim hayatımdaki ilk karşılığı denizdi aslında, doğruya doğru. Orman falan değil. Yani biz, babam avukattı benim, rahmetli. Onların adli tatilleri çok uzun olurdu. Ve biz yazlarımızı çoğunlukla ben çocukken Akçay'da ve diğer bazı memleketin güzel deniz kıyılarında geçirdik. Bana doğa deyince yani ilk bendeki kelime denizdir aslında. Yani denize dalmak, denizden bir şey çıkarmak, denizde yüzmek, denizden çıkıp kurumak falan. Bir de işte demin bahsettiğim gibi babam ve annem bu arabayla yapılan yolculukları böyle bir tabiatı temaşa etmeye, öyle bir seyretme seansına dönüştürüyorlardı. Zırt pırt duruyorduk biz. Bir güzel bir manzara, ne bir güzel bir şey ve hop hemen orada duruyorduk. Annem çay yapıyordu. Bir yarım saat mola, sonra tekrar devam. Yani tabiat deyince, doğa deyince benim ilk yani hayatımdaki, çocukluğumdaki şeyler bunlar. Ha bir de yine Akçay'da annemin bir akrabası hanım vardı. İsmini unuttum şimdi. Ziraat mühendisiydi o. Beni Akçay'da böyle öğleden sonraları, sıcak uzun öğleden sonralarında arkadaki tarlalara götürürdü, gezmeye giderdik biz birkaç çocuk beraber. Bize böcek gösterirdi ve ben bir de böcek sevgisi edindim o kadınla.
Aslında onlar da ayrı bir dünya tabii. Evet ya, böcekleri şu anda mesela çok beğeniyorum. Hatta evde böyle sağdan soldan bulduğum çok güzel böcekler var. Yani tabiat harikası bence onlar. Duvarda duruyorlar yani. Ama böceklere genel olarak ilgi alaka, evet, renkleri vesairesi hakikaten onların dikkat çekici. Bizim hep böyle, çünkü yetiştirme tarzımızdan kaynaklı değil mi? Böcek. Evet. Küçük böyle hızlı gezen şey şeylerde hep böyle bir iğrelti, evet, şeklinde yani bakıyoruz. Bizim evde fakat mesela örümcek çok var. Yani bahçe içinde yaşayınca yani. Ama buranın bin, bir parçası ya, ya bin bir parçası çeşit örümcek var. Biz bakıyoruz artık. Özellikle benim evde neferliğini yaptığım bir şey bu. Yani dokunmayın bu örümceklere diye. Çok ilginç formlar yani. Çok, evet, çok ilginç yaratıklar var. Güzel. Yani. Bunları görebilmek zaten mevzu. Bu konuşmalar olsun, bu yaptıklarımızda hep bunlara insanların dikkatini çekebilmek. Böcek deyip geçmeden bakmak da bir marifet. Ya örümcekten korkmayacaksın kardeşim. Evet, örümceği anlamaya çalışacaksın. Zaten korkacak bir şey yok. Peki aslında konu buradan geçeceğim bir başka yere kendiliğinden geldi. Fobi olayı var mı hayvanlara karşı? Böyle tiksindim ya da bunu sonradan kırdım ettim diyebileceğiniz bir şey var mı? Misal veriyorum, tüy, kedi ve köpeklere dokunamamak gibi bir şey vardır. Kuştan korkan var gerçekten. Yılana ultra böyle bir korkusu olanlar var. Ben de olduğunu söyleyemem. Niye söylüyorsun? Yılan kesinlikle bende var. Çünkü bu yürüyüşlerimiz sırasında ormanda yılanla sık karşılaşıyoruz. Ama hani kocaman korkunç yılanlar olmasa da yılanın varlığı, işte o bizim belki arkaik beynimizden böyle ta eski zamanlardan kalma. Bence yılanla ilgili zaten biz, evet, yüklenmiş olarak geliyoruz buraya yılan korkusuyla. Ama evin yakınlarında da mesela yakaladığımız oldu. Azi'nin böyle küçük bir yılanı eline aldığı falan da oldu. Ama o hayvanlarla bizden çok daha iyi. Çünkü burada doğup büyüdüğü için. Benim yılana karşı var sanıyorum korkum. Bu zaten önüne geçilebilecek bir şey. Rüyalarımda yani falan kadar da gördüğüm bir tema yani. Yılan bir konu yani. Evet. Senin için? Bende yok da biz burada ne yaşadık onu sana söyleyeyim. Bir arkadaşımız bize tavus kuşu hediye etti. Ve evet, en büyük yavrusumuz. Alper yani bunu hobi oluştu tavus. Ya bak, hayır bir dakika, bizde hobi oluşmazdı yani. Allah'ın tavus kuşu. Biz zaten sevindik. Kardeşim 3. gün bu hayvan bize saldırmaya başladı. Evden çıkamadık ya biz. Nasıl? Ve sonra ben bunu inceledim. Tavus kuşları meğer artık hayvanat bahçelerine de alınmıyormuş. Çünkü bu hayvanlar kızınca gidip arabaları falan da çiziyorlarmış. Yani bunu sen uzmanısın işin ama biz tavus kuşu burada bizi kardeşim taciz etti. Yani bizim Aynur Hanım'a böyle şeylerle saldırmalar. Ya bayağı kaçtık ya bu hayvanlar. Ya şöyle bak, bu evde şöyle bir sahne yaşandı. Serdar sen Azi'yi al git, ben öbür kapıdan çıkıyorum gibi sahneler yaşandı. Bir tane tavus kuşu yüzünden. İnsanları görmek için can attığı, aa olsa da ne güzel olur i̇şte, dediği. Neden onun uyumuydu oldu acaba? Şöyle olabilir. Belki. Yani evciler tabii insanlarla diyalogları güçlendikçe bazen böyle cesaretleri fazla olabiliyor. Ama bizden ne istiyor kardeşim? İşte o geldiği yerde insanlar çok bağımlı yaşadıysa o tepki gösteriyor olabilir size diye düşünüyorum. Biz çok şaşırdık. Belki. Biraz egzotik bir evciler aslında benim doğrudan tecrübe ettiğim bir konu değil ama şey var, şunu biliyorum. Doğadan kopartılıp insan ortamında yetişmeye başlayan canlar ve buna adapte olan canlar doğadakinden daha fazla cesaret örneği sergileyebiliyorlar. Hayır, biz kızdıklarını çok kolay belli edebiliyorlar. Biz dedik ki biz bu tavus kuşuyla yaşayamayacağız, anladık. Bir de hızlı koşuyor. Nasıl hızlı koşuyor bile? Komşu. Hayal ettim burada böyle arkanızda tavus kuşu kabarmış. Komşumuza verdik. Orada da saldırganlar devam etti. Ama sonra çocukları mesela öyle olmadı. Evet. Onun ya o arkadaşta, o arkadaşta bir şey vardı. Evet, yani. Evet. Güzel. Yani fobi yok o zaman ama tavus kuşu bir kabusumuz oldu bir dönem, evet, diyorsun. Güzelmiş. Ben senin fotoğrafını çekmeye çalıştığın su kaplumbağasının sana saldırışı sahnesi de var. Ama fobi olmadı. Ben kendime kızdım orada, anlatabilirim yani. Orak Adası'nda, Gökova'nın ağzında böyle demirlenen güzel bir yer var. Evet. Orada ben bir gün dalıyorum yine, bakıyorum suyun altına falan. Şöyle bir ne diyeyim sana, 40 santim, 30-40 santim civarında diyelim ki gövdesi olan. Böyle bir tatlı tatlı böyle bir kaplumbağa gidiyor, tamam mı? Ben bunu gördüm, heyecanlandım. Geri gittim, şeyi aldım, GoPro'yu aldım. Evet. İlla çekeceğim yani arkadaşı. Daldım, beraber gidiyoruz. Ben de onu böyle çekiyorum. Nefesim bitince de çıkıyorum tekrar. Bir daldım, çektim. İki daldım, çektim. Üçüncü dalışta artık hayvancağızı ben taciz ettim bu sefer. Yani çok yaklaştım yani böyle. Alper o hayvan yani böyle dönüp bir ağzını açtı böyle, onu hatırlıyorum yani. Sertti bir yer. O gitti bir yere, ben bir gittim bir yana. Bir yana yani öyle bir, evet, su deniz kaplumbağasıyla da öyle bir saçma bir maceram var ama ben kaşındım yani hayvanı rahatsız ettim. Çünkü evet, muhtemelen o evet, çıkması gereken ders çıkmış burada. Hayır, evet, o yansıma GoPro metal ya. Evet. Yani herhalde
ürküttü. O hep bir mesafe. Hayvanlar. Bütün yaban hayvanları hep bir mesafe ister arada. Evet. Öyle mi? Daha fazlasında hiç tahammül yoktur. Yani bu küçük bir kuş da olsa. Çabuk bile. Belli bir mesafe. Değil mi? Öyle mi? Onu hissediyorum ben yani, burada mesela. Evet, sen benim çevremde olabilirsin ama evet, bir yerden sonra bir tehdit yapmaya başlayabilir. Evet. Küçük kuş bile yapar. Onun bir limiti var. Oradan evet, sonra ya gidiyor. Şimdi ya da saldın. Yaren Leylek hikayemiz var. Ulaabat Gölü'nde Adem amca ile Yaren Leylek. Biliyorum Yaren Leylek'i. Bir kere böyle bir hata yapmış Adem amca. Yani yanaşıp biraz da sevebilir miyim mi deniyor. Ödü koptu bir daha gelmeyecek diye kayığına. Neyse ki arada tekrar barışlar onlar ama o yaklaşmaya çalışması yıllardır, 12 yıldır bir dostlukları var. Her sene geliyor, kayığına konuyor. Aynısı. Evet evet, aynı kuş. Tabii aynı yuvaya geliyor. Aynı bahçede. Fakat karşılıklı onların bir sözleri var yazılı olmayan. Birbirlerine o mesafe. Evet, bir metre falan en fazla arada kalıyor. Bir metreden sonra Yaren hala yaklaştırmıyor. Adem amca da bunu diyeltenmiyor zaten. Onlar öyle mutlular. Bir mesafe i̇şte ben demek ki kaplumbağayı gerekiyor. Öyle birazcık rahatsız ediyorum. Sen evet, yakından çekmek istedin evet, ya. Ama şimdi bunu zaten yazlık yer bölgelerde bu kaplumbağa ısırma olayları da artmaya evet, başladı. Evet, arttı. Orada da olmuştu aslında. Bunda da işte aslında, insan oldu yine aslında. Evet, bizim kabahat. Besleyip tabii, turistlere onları göstermek i̇şte adına. İşte diyorum ya, kabahat bendeydin. Bak kuşlar geldi. Evet, ispinozlar. İspinozlar. Evet evet, ispinozlar. Bunlar baharda bu bahçeyi coşturuyorlardır konserleriyle herhalde diye düşünüyorum. Senin o epin muhteşem. Merlin değil mi epin evet, adı? Evet, gerçekten evet, herkese de tavsiye ederim. Muhteşem hayatımızı kuşların değiştiriyor. Şazamı. Kuşların şazamı. Evet, bu öten ne diye. Ben onu açıp gerçekten bazen balkona bırakıyorum. Da. Sana da atıyorum. Bak şu anda bu 6 kuş birden burada, inanılmaz değil mi diye. Büyük bir müzik. Evet, besteleyen evet, besteciler de olmuş bu arada. Evet. Evet, onu da internette aslında sık sık karşıma çıkıyor. Hele benim algoritmamda hep kuşlar. Tabii zaten senin algoritmanı düşünemiyorum. Hep onlardan böyle geçiyorum. Kuştan başka bir şey görürsem ne mutlu. Peki şehirde aslında ikiniz de şehir çocuğu diyebilir miyiz? Tabii canım. Içinde? Tabii. Peki o bir sokakta Ankara'da büyümüş. Değil. Ben bir sokakta İstanbul'da evet, büyümüş. Evet. Yani kırsallar çok fazla bir yok, aslında doğru. Köyde doğup büyümeyi isterdim ama öyle bir şey olmadı. Peki buna rağmen şehirde ilk yaban hayatıyla alakalı evcililerden dışında bir balkonunuza gelen bir kırlangıç oldu mu? Ya da ne bileyim bacanıza yuva yapan bir kukumav ya da bir kumru, böyle bir hatıranız var mı geçmişe dair? Bizim Cağaloğlu'ndaki evin arkasında çok fazla kumru vardı, onu hatırlıyorum. Kumrular değil mi? Yani o kumru sesini çok iyi bilirim ve çok severim. İki türlü kumru var. Biri küçük kumru, kiremit rengi daha küçük. Diğeri normal kumru aslında. Sizin o bildiğiniz sesi hemen burada deneyip hangisi hemen, olduğunu biliyor musun? Evet yap. O çünkü o sesi bir de çaldıkça insanlar hep ben şimdi sen çocuğuma çaldığın anda hatırlayacağım. Evet. Çocukluğuna mı gideceksin o bakalım, sesi? Bakalım bir yolculuk yapalım. Bu sesi öyle ama genelde insanlarda o etkiyi şey yapıyor, yaratıyor. Aynı yorumu alıyoruz. Bu muydu? Bu normal kumru. Bir de bunun küçük kumru olanı var. Onların da ilginç bir hikayesi var. Evet, bu işte aynı. Bunlar son dönem kumrular aslında. Yeni çıktı. Bunu da biliyorum ama. Bilirsin, duyarsın artık ha, yabancı değil. İstanbul'da da bu çok fazla. Bayağı fazla noktadının arasında geziyor. İstilacı bir tür diye kabul ediliyorlar. Ve bunlar yayıldıkça şehirlere, diğer normal kumruları şehirlerin dışına itiyorlar. O yüzden artık o senin ilk önce duyduğun, çocukluğunda duyduğun dediğin sesi artık duyamama ihtimali yok. Ne enteresan. Evet, onlar... Teritori olarak peki, bizim burası. Peki istilacı tür öbürünü nasıl kovuyor? Çünkü küçükler, daha baskınlar. Yani yem yerken ona böyle rahatsızlık veriyorlar sürekli. Bir süre sonra o hayvan daha sakin olan bölgelere çekilmeye başlıyor. Birçok türde buna ve buna benzer davranışlar görülebiliyor. Kumruların şehirlerimizde artık biraz daha uzaklaşmaları sebeplerinden biri bu aslında. Onlar daha kırsalı artık, köy yerlerini seçiyorlardı herhalde. Şehir merkezlerini küçük kumrulara bıraktılar. Küçük kumrulara teslim oldu şehirler. Peki şimdi özellikle demeçle basına verdiğin demeçlerde ya da röportajlarında sık sık bahsettiğin zaten doğaya dair çalışmaların, şarkıların, sözlerin hep bunlar aslında doğayı, doğaya olan tutkunu ve aslında sevgini gösteriyor. Buraya da taşınız. Senin bu noktada çok güzel anlatacağın şeyler var. Kuşları çok sevdiğini biliyorum anlattığın hikayelerde. Doğayı karşı hayat şeklini bir anda değiştirip buna yönelme gibi bir şeyiniz bu pandemi öncesine dayanıyor ama burası daha öncesinde de vardı. Vardı. Ve burasını çok güzel bir hale getirmişsin. Pandemideki o kapandığımız günlerde buraya emek harcadıysanız diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok daha güzel bir yer katmışsınız. Hikayesi olan yerler var. Kümesten bir kütüphane yapmak gibi. Evet. Bahçedeki suyu devir daimle sürekli o sincaplara suluk yapmak gibi böyle güzel hikayeleriniz var burada. Bu konuda genel olarak bu aldığın radikal karar diyeyim ben aslında. Yani bu şeylerden uzaklaşıp böyle bir hayatı seçmek de kolay değil. İnsanlara hep güzel gelir ama muhakkak zorlukları da vardır diye düşünüyorum. Bakım ister, emek ister vesaire.
Tüm bunları genelleyecek olursak, bu Alman'daki karar ve bu söylemek istediklerini bir kez daha burada benim aracılığımla söyler misin? Tabii ki. Bunu aslında röportajlarımda son dönemde çok söylüyorum. Çünkü bu soruyu hep soruyorlar haklı olarak. Şehirden böyle bir kırsal bir yere nispeten, yani burası tam o kadar da şehrin dışında, vahşi bir doğanın içi değil ama böyle sakin ormanın kenarında bir hayata geçmek, Misha, gerçekten hani radikal bir karar. Ama bir yandan da ne kadar doğruymuş diye düşündüm. Aslında en büyük motivasyonum benim burada oğlum oldu. Çünkü ben Aziz'i, biz Beşiktaş'ta oturuyorduk akaretlerde. Ve çıktığımız anda trafiğe çıkıyorduk. Sürekli 24 saat gürültünün içindeydik. Hava pisti. Ve ben böyle kendim öyle büyümemiş olmama rağmen Aziz'in burada çocukluğunun çok daha güzel, doğayla çok daha iç içe, daha köklenmiş, daha barışık, daha farkında, daha dünyaya sevgi dolu ve çocuklara ne kadar iyi geldiğini biliyorsun. Evet. Çocuklara doğanın, ya çocuklara doğa verebileceğimiz en büyük hediye. Enerjilerini atabilecekleri ve korkmadan, arkasında durmadan, bırak ne varsa yapsın diyebileceğiniz tek yer. Evet, tek başka yer. Başka hiçbir insan olur böyle bir şey yapamadı yani, yapamazdı tabii. Yani onu görüyorsunuz, çocuklara doğa, mesela bir örnek vereyim sana. Aziz bu sene okula başlarken bir türlü gitmek istemiyor sabah. İşte diyor okulun niye başladı diyor vesaire, bütün çocuklar gibi biraz söyleniyor. Baktım ki okula gitmek hiç istemiyor. Gel dedim dışarı çıkalım. Taşlara basarak dışarı çıktık. Bir kurbağa gölü var böyle hemen orada, küçücük havuzu. Kurbağalara bakalım dedim. Oturduk böyle yere. Anne nerede bu kurbağa? Büyük olan nerede? İşte küçük olan atladı. Bak işte o kendini ne kadar kamufle etmiş falan. Konuşup kalktık sakin sakin, okula gittik biliyor musun? Ben bunu 100 kere belki kendi hayatımda, binlerce kere şahit oldum. Bir şeye üzüldüğümde, moralim bozulduğunda dışarı çıkıp şöyle bir ağaca bakıyor olmak, odaklanıyor olmak, onunla baş başa kalıyor olmak bile yeterli. Ama çocuklar için büyük hediye zaten. Bana da şöyle bir hediye, ben kendimle kalmayı çok seven bir insanım. Kendiyle kalmayı seven insan için böyle bir hayat çok uygun. Çünkü şehir seni sürekli dürtüyor. Hadi gel, şunu al, buraya git, şunu kaçırma. Şehir seni böyle dürtükleyen bir şey. Ama burada çok dürtükleyen bir şey yok. Burada seni kendi haline bırakıyor aslında hayat. O bana iyi geldi. Evet, temposu dediğin gibi çok doğru bir tanım oldu. Evet. Yani yapmak istemediğin bir şey bile zorlayabiliyor şehir seni o temponun içerisinde. Evet. Peki yani evet güzel ama bu işin zorluğu biraz da var değil mi? Ya zorluk demeyeyim. Yani biz şanslıyız çünkü bizimle burada beraber yaşayan iki çok değerli insan var. Yani aslında burada gördüğün kurgulanmış hayatın temel direkleri onlar. Aynur Hanım ve Mahmut kardeşimiz. Onlar burada bence harikalar yaratıyorlar. Sadece bir bahçeniz yok değil mi? Ekip biçtiğiniz alanlar var, meyveleriniz evet, var. Evet, sera var. Seralarınız var. Arılar var. Kapıda gördüğüm bir bitkiler vardı. Neydi onlar sarılmış? Onlar şeyler... yaban mersini yeni geldi, dikeceğiz. Yeşillik bekliyor evet. Serada bayağı ciddi bir mahsul alınıyor yani. Onun dışında bal üretiyoruz. Kendi zeytinimizi toplayıp salamura edip yiyebiliyoruz. Ya yani burada şöyle yani diyeyim sana. Yani sadece şehirden kaçış değil yani. Laftadık yani her, yani işte her güneş panelleriyle enerji üretmeye başladık. Ya böyle biraz nasıl diyeyim sana? Off-grid dedikleri Amerikalıların ona yakın bir hayat biçimi burada kurgulamaya çalıştık. Yani buraya aslında et, balık ve un almazsan buradaki üretimle de buradaki yumurtayla da buradaki sebzeyle de bir ömür sürdürebilirsin. Gayet de iyi bir ömür olur o yani. Meyve kötü bir ömür olmaz. Ha, meyve ağaçlarından evet, bahsetmedim. Evet. Onlar da var. İşte kendine yeterliliği elimizden geldiği kadar yaratmaya çalışıyoruz. Yönetmesi kolay bir iş değil o muhakkak. Kesinlikle. Yani Aynur ve Mahmut olmasa ben tek başıma beceremeyebilirdim. Ama onlar sayesinde... Ya yönetmenin içerisine biraz zevk de girmiş. Bahçeye bakınca bu da hissediliyor. Ya şöyle... Biraz yaşam... Yani alanların hepsinde hem sosyallik de düşünülmüş... Doğada düşünülmüş, eyvallah. İşte düzenlemesinden tutun genel manada her alanında her şekilde maksimum faydayı almaya sağlamışsınız. Ne güzel yani. Burası fonksiyonel bir bahçe. Yani burada farkındaysan süsçü hiçbir şey yok. Evet. Her şey bir faydaya dönük ama aynı zamanda o faydayı da zevkli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dağ çilekleriniz var mı? Dağ çileğimiz var. Ormanda istemediğim kadar var. Mantar da çok var. Gitmeden al. Az önce bir kısa tur yaptık orada. Evet. Hatta açlığı patikalar izledik. Yiyoruz biz yürürken onları. Çok hatta güzel şey, tatlı. Ormanın ne kadardı patikanın uzunluğu senin açtığın? Abi bizim açtığımız, ben demeyeyim çünkü 3-4 kişilik bir ekip bu. Evet. Açtık yani. Çok büyük bir emek harcandı. Orada da Mahmut'la Uğur'un büyük katkısı var. Yani şöyle diyeyim sana, burada bizim bahçeden çıkıp sadece orman içinde yaklaşık böyle 40-50 santimlik bir patika diye düşün.
O patikada 4-4,5 kilometre yürüyüp tekrar buraya gelebilirsin. Bu mantıkayı da sürekli kullanıyorsunuz zaten değil mi? Yani şu son zamanda biraz düştü tempomuz, yani ritmimiz ama evet. Normalde evet. Mantarlardan da bahsetmiştin orada değil mi? Ya mantarı bir ara biz çok cesur bir şekilde ben gidip hakikaten ormandan mantar toplayıp getirdim. Aynur yumurta yapar mısın İyi dedim bu mantarı. Yani şey ne o kanlıca mantarı topladım. Fakat insan yine de emin olamıyor. Bir de sonra mantar bir mantar uzmanı bir abimizin bir eğitimine gittik Polonezköy'de. Orada yani adamın anlattıklarını dinledikten sonra ben dedim ki ben hangi cesaretle gidip... Çünkü şey dedi işte dünyanın en zehirli mantarı da bu diye tuttuğu mantar beyaz. Hani senin böyle çiğ çiğ yiyeceğin bir mantar. Yani o biraz deli cesaretiydi evet, ama evet. Çok şükür bir şey olmadı. Evet. Bugün de seninle gezdiğimizde demin gördüm evet. Yani. Yine var kandil mantarı. Benim de aslında mantarla ilk tanışmam biraz sizinkine benzer bir hikaye oldu. Ben o kadar hiç düşünmemiştim. Mantar dediğin şey kolay ayırt edilebilir ve çoğunlukla yenebilir gibi yıllar önce. Onu evde yaptık tabii. Çok da lezzetliydi falan ama yedikten sonra bir kurt düştü. Google'da bir arama yapıp çıkan haberleri gördükten sonra sabahı şey yapmamıştım. Tabii. 24 saat 48 saat arası sürebiliyormuş. Korkabilirsin. Yani hemen yedin. Yok. Bir saat sonra tamam evet. Artık normale döndüm diyemiyormuşsun. Mantardan korkabilirsin. O 48 saat nasıl geçti bilmiyorum. Bir de korkmalısın. Kenede ben bu şeyi yaşamıştım. O bir hafta boyunca acaba bir şey olacak mı korkusuyla. Sana uzmansın soruyorum. Lyme disease var mı burada? Çünkü yok. Bazen burada yürürken arkadaşlarım işte biz şey Bodrum'da da yürüyünce ay keneden korkmuyor musunuz falan diyorlar. Şimdi şöyle yani daha aslında hani uzmanlık gerektiren bir açıklama yapıyorum. Ama ben kendi izlenim ve aslında öğrendiğimde şuydu. Daha kırsal kesimde ve sıcak iklimde olanlar. Bizim bu batı bölgelerde ve kuzeyde İstanbul'da çok yok. O risklerden yok. Kene aslında her yerde var. Kene var zaten. Ama o virüsü taşıyanlar, o sıkıntı risk oluşturacak evet. Gruplar daha Orta Anadolu, Güney o bölgelerde biraz daha riskli dikkat edilmesi gereken bir şey. Benim burada girdi kene. Evet. Çayırda yürürken. Sana Kastamonu'da girmemiş mi? Yok aşağıda çayırda yürürken. Evet. Yani hayvancılığın olduğu yerlerde daha fazla oluyor bu arada. Hayvancılığın. Evet. Koyunların otladığı, gezdiği ve yakın alanlarda daha yer bulabiliyorlar kendilerine, daha dökülebiliyorlar oralarda. Ama ne var? Onların da ilacı nerede? Yine sülünde, keklikte, işte o tarz orman kuşlarında. Sülün var mı bu bölgede? Görüyor musunuz? Şimdi sülün demen çok ilginç oldu. Bizim sülün de vardı. Aynur almıştı değil mi sülün? Sülün değil. Biz bıldırcınımız vardı. Bıldırcın yumurtası evet, da bıldırcın elde yumurtası. Ediyorduk ama sülünümüz olmadı. Sülünlerin genelde şey var. Altın sülünler falan evlerde evet, beslenen evet, cinsler evet, oluyor. Çok güzel evet. Görseller. Sanki Aynur almıştı diye hatırlıyorum. Ya da ben umuttum bilmiyorum. Sülün demen çok ilginç çünkü bu gecelerde Aziye sülünle ilgili Roald Dahl'ın bir şeyini okuyorum. Süper. Kitabını. O zaman daha yeri gelmedi ama yeri gelmişken ben söyleyeyim. Size bu program sonunda hediye edeceğim kuş olarak sülünü seçmiştim. Bu tamamen bir tesadüf. Ne güzel. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Böyle biraz gerçekten o kuştan bahsediyoruz yani bir haftadır neredeyse. Birazdan bakalım seyircilerimizle de paylaşacağız onu. Peki Aziz de dedik zaten. Konu aslında biraz da yeni nesille alakalı. Son artık bu soruyu da sorayım. Ailelere yönelik bir soru olacak aslında bu. Siz doğanın içerisindesiniz. Şanslısınız. Şanslı çocuğunuz da bu anlamda çok şanslı aslında. Tabii bu şansı yakalayamayanlar var ya da bu da o noktada hala kararsız kalanlar var. Şehirden çıkmalı mıyım, kırsala geçmeli miyim vesaire diye. Ya çocuklu bir aile olarak ki şunu da parantez içerisinde belirteyim. Günümüzde çocuklar sadece doğadan değil, sosyal hayattan da birçok şeyden aslında kopmaları an meselesi. Çünkü önlerinde çok fazla seçenek var. Çok fazla. Biz bence doğayla teması birebir kurabilen son şeyiz. Artık bizlerin çocukları oluyor. Ama o çocuklar bizlerdeki o etkiyi yakalayamıyorlar. Neyi yanlış yaptık ya da yapıyoruz ya da ne yapmalıyız bu noktada? Ben de bir babayım. Sizlerin de çocuklarınız var. Evet. Bizim sunduğumuz hayatı sunamıyoruz. Şehirler artık eskisi gibi değil. Doğaya çıkmak o kadar kolay değil belki bir noktada ama. Sizin öngörünüz var mı hem ebeveyn olarak hem de... Ben konuşabilir miyim bu konuda önce? Evet. Birincisi şunu söyleyeceğim. Biz demin Nil de dedi onu. Biz aslında Aziz Arif açısından yani 9 yaşında bir oğlan çocuğu açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak da değiliz. Yani tehlike 40 dakika ötede bana göre. Evet, Serdar şehri tehlike olarak. Ben şehir eşittir. Şehir eşittir tehlike benim için. O kadar şey yaptı ki ben mesela stüdyoya gidiyorum ona şey diyor. Şehre mi gidiyorsun? Ya da gelince ben şehirden geldim. Dağdan inmek vardır. Bir şehirden geldim. İkincisi şu. Sorduğun sorunun şu anda sorulabilecek hayattaki en büyük ve zor soru olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
benim başka ailelere, başka insanlara bireysel düzeyde, aile düzeyinde söyleyebileceğim hiçbir şey olamaz. Çünkü esasen biz hepimiz kimsenin de %100 mesulü olmadığı, sorumlusu olmadığı büyük bir, ne diyeyim, bana göre yanlışın içindeyiz. Bu yanlıştan insanlar çıkabilecekler mi? İnsanlık için konuşuyorum bunu. Yani İstanbul, Türkiye ya da Avrupa ya da Amerika değil ya da Çin değil. Genel olarak kabaca şunu diyeyim, bunu ben demiyorum, benden bu işi çok çok daha iyi bilenler söylüyor. Yani insanoğlu, şimdi hepimizin en büyük derdi ne? Kalori almak, değil mi? Hem kendimiz için hem yaptığımız işlerde enerji kullanıyoruz. İnsanlık ne kadardır bilmiyorum, 100 senedir, 150 senedir. Enerji yoğunluğu çok yüksek bir kaynak bulmuş. Bunun adına petrol diyoruz, kısmen doğalgaz diyoruz, kısmen kömür de diyoruz ama ağırlıkla petrol diyoruz. Her şeyi bunda, burada bunun içinde bulduğumuz enerji sayesinde çok kolay, çok hızlı, çok büyük ve çok 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 üretebilmişiz ve yapabilmişiz. Sonra bir de bunun büyük bir fırsat maliyeti olmuş, işte iklim krizi olmuş. Şimdi bu bol ve ucuz petrolle kurulmuş bu medeniyeti nereye doğru düzeltmek gerekiyor? Eski haline getirmek. O zor soru. Hı hı. Ama tamam, eskiden evet hastalıktan insanlar belki kırılıyorlardı. Belki savaşlar, işte köyünüzün basılması, yakılması gibi şeyler belki daha sık oluyordu. Ama bana sorarsan endüstri öncesi hayat, endüstri sonrası hayattan daha insanca, pek çok açıdan daha kaliteliydi diyebilirim. O dönem, o bahsettiğim dönemlerden kalan edebi eserler, şiirler, türküler ya da yazıtlarda da doğadan bahsedirken doğa, ağaç, kuş diye bahsedilmiyor. O dönemde de insanların belki yapacak başka bir şeyleri yoktu ya da belki daha farkındaydılar. Ağaçtan bahsederken söğüt ağacı, çınar ağacı demişler. Ya da kuştan bahsederken ya işte küçük bir kuş vardı, uçtu diye anlatmamış. Bir kızıl yerden geldi. Adını o, koymuş. Evet. Çünkü biliyor. Ama işte bizim aslında bunu yapmamamız lazım. Bunu bilerek yani hani bastın. Alper, o iş işten geçmiş, ben sana söyleyeyim. Ama anne babalara gerçekten şimdi bir şey söylemek gerekirse gerçekten bence anne babaya... mümkün olduğu kadar doğanın içinde ve doğayla barışık çocuk yetiştirmek birazcık yani. Bizim de zor da olsa şehrin içinde yaşarken. Anne baba onu nasıl yapacak? İşte kuşların arka şehirde, İstanbul'un öğretecek. Üzerinden geçerken uçakla. Çocuk çamurla, toprakla hiç bakıyor musun? Evet. Yani, tamam. Zor. Bu şehirde doğaya ulaşmak evet. Çok zor. Bu şehirde yeşil alan yok. Evet. Alt ne yapıyor millet, insanlık? Şehir içinde. Hafta sonu işte arabasında varsa arabası binip ormana gidiyor. İşte piknik yerine i̇şte gidiyor. İşte belki falan. Onları sık sık yapmak, o kaçamakları. Nil. Doğru. Öyle kolay değil. Senin annenin, söylemek. Babanın seni götürdüğü o turlarda durduğunuz manzara gibi. Çok güzel bir detay. Yani insanlar o manzarada en fazla durur, bir fotoğraf çeker, tabii, devam ederdi. Evet. Siz semaverle çay demleyip o manzaranın tadını yaşayarak evet, çıkartmaktan yana. Başka bir şey. Ama doğru. Bu tabii ailenin de büyük bir şansı. Buna ya burada söyleyebilecek tek şey, çünkü bu işler biraz değil, çok büyük ölçüde imkan meselesi. Ama çocukların zihnine erken yaşta belki işte matematik, kimya kadar tabiat bilgisi ve sevgisi koymak da mümkün. Yani bu yapılabilir. Neye ne kadar yeter onu da bilmiyorum ama aslında tamamı hepimiz bir büyük, ne diyeyim, yanlışın içindeyiz şu anda yani hepimiz, bana evet. Göre. Yok, doğru. Yani doğa dediğimiz şeyi insanlar sadece kamp sandalyesiyle hafta sonu çay demleyebilecekleri bir yerde. Az önce sevgilinin bahsettiği gibi yani canım sıkıldığı zaman ağacı izlemek istiyorum diyor, bu kaçış noktası. İnsanların doğayla geç tanışmasının ben bu noktada çok sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Geç tanışıyorlar. Yani çamura basmaktan, ıslanmaktan ya da evet, işte... dikenden, çalıdan korkan. Bazı şeyleri evet. Bahane ediyorlar. Yılan. Evet. Ben 12-13 yıldır yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Ben daha zehirli yılanı bir kere karşılaştım. O kadar aktif arazinin içerisindeyim. Kırsalda da, dağda da, bayırda da. Bizim coğrafyada çünkü çok evet, coğrafyada da biraz. Olan yerler yani. Var. Hı-hı. Yine de hala tabii ki de yılanlara temkinli yaklaşmak lazım. Tabii. Hatta yaklaşmamak lazım. Tabii. Ama bahanesi, yani korkacağımız şey çok az var. Doğada sakınacağımız şey çok az var. Hem kendimize hem çocuklara. Ben bu noktada biraz daha aileden işte hani hem anlatarak, çınar ağacı demek, ağaç değil de çınar ağacı diyerek ya da kuşların aa bak kuş ötü diye ciddi ciddi bunu bir sohbetlerine, konuşmalarına dahil ederlerse çocuklar o küçük yaşta anne babasının ciddiyetle ona anlatmaya çalıştığı şeyleri bence daha hayatlarının merkezine koyabilirler diye düşünüyorum. En azından bir başlar. Evet, sorun çok büyük. Bunlarla ne kadar önüne geçilebilir? Ama bir şeyler de yine yapmak lazım. Yani karıncanın orman yangınına su taşıması misali, bir şeyler yapmak evet, lazım diye evet. Düşünüyorum ben de. Aslında güzel bir sohbet oldu. Güzel. Teşekkür ederiz. Böyle bir kış sabahında değil mi? Evet, bir yandan biraz yaşayarak, soğuğu da yaşayarak. Seni üşüttük biraz. Yok ben iyiyim. Sohbet sıcaktı en azından. Şimdi ben müsaadeniz olursa size seyircilerin de huzurunda o fotoğrafımı takdim etmek istiyorum. Az önce bahsetmiştik süründen ki güzel bir tesadüfe denk getirmişim. Evet. O da bu programın da şansı. İnşallah güzel günlere, güzel anlarınıza vesile olur.
Şöyle seyircilerimize de göstererek ben bu sülün fotoğrafını yine doğaya kanat açtık projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerini geziyoruz biz. Tebrik ederiz. Burada çok çektiğim güzel fotoğraflarla insanların dikkatini o anlarla doğaya çekmek gibi bir düşüncemiz var, amacımız var. Bu da o anlardan bir tanesiydi. Bir sülün, erkek bir sülün. Evet, doğada afili, karşınıza çıktı mı bilmiyorum ama inşallah çıkar. Burada çıkarsanız da artık tanımanız için bir sebebiniz çok daha oldu. Çok teşekkür ederim. Bir hikayenin de konusu galiba yakın zamanda bu. Evet, Aziz Arif'i her akşam okuduğum Roald Dahl'ın süper kitabındaki sülünlerden bir tanesi. Peki, güzel günlerde bakın diyeyim. Çok teşekkür ederim. Bu da son çıkan kitabımız. Az önce bahsettiğimize de konu olmuştu. Çok güzel. Onu ben tabii hikayenin 5. yılına dahil oldum. 7 yıldır bu hikayeyle beraberim. Adem amcanın toplam 12 yılı bununla geçti. Ve biz bu hikayeyi Adem amcanın ağzından çocuklar için yazdık. Çok ben güzel de bunu Aziz için birazdan imzalayacağım. Çok teşekkür ederim. Aziz'e güzel bir hatıramız olacak. Çok bunu güzel da ben takdim edeyim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetin sonuna geldik. Harika iki güzel insanla, çok güzel bir ortamda ve bence çok güzel konular konuştuk. İzleyenlerin keyif alacağı, kendilerine dair bir şeyler bulabileceği konulara dahil olduğumuzu düşünüyorum ben. Kaldı ki bunu sizin bahçenizde bana bu imkanı sağladığınız için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlere söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Sonra çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için. Çok mutlu olduk. Harika bir kış sabahı. 2023'ün sonunda çok evet güzel ve harika bir tesadüf. Sülünden bahsederken onu getirmen de hayatta hiçbir şeyin çok tesadüf olmadığını da gösteriyor. Evet. Hoş geldin. Hoş çok teşekkür ederiz. Pekala. Görüşmek üzere.